Evet merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlere Age of History 3'te hile kodlarını nasıl kullanabileceğinizi ve kullanabileceğiniz hile kodlarını göstermeye çalışacağım dostlar. Bildiğiniz üzere Age of History 2'de de yine hile kodları bulunmaktaydı. Aynı şekilde Age of History 3'te de var, yeni eklenmiş hile kodları var. Eğer kullanmak isterseniz bunları nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Ayrıca oyundaki tüm hile kodlarını açıklamaya ve sabitlenmiş yorumlara bir cümle şeklinde, bir mesaj şeklinde yerleştireceğim. Buradan hile kodlarına ulaşabilir ve eğer kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz dostlar. Videoya geçmeden önce videoya bir beğen atmanız beni gerçekten çok mutlu eder. Zira son zamanlarda izlenmelerde bir artış olmasına rağmen beğenilerde bir düşüş var. Bunu dengelemek adına videoya bir beğen atmanız beni çok sevindirir efendim. Şimdi öncelikle hile kodlarını kullanmak için sol üstteki bayrağa tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere Konsey, Kukla Devletler ve Daha adında 3 adet seçenek bulunmakta. Daha'ya tıklıyorsunuz ve buradan konsolu aktif hale getiriyorsunuz dostlar. Sonrasında tıpkı Age of History 2'de olduğu gibi önce buraya Hi adında bir mesaj yazıyorsunuz ve hile konsolu aktif hale getirilmiş oluyor. Sonrasında da kodları kullanmaya başlıyorsunuz. Örneğin Gold yazdığınızda ülkenize 500 adet altın ekleniyor dostlar. Legacy yazdığınızda ülkenize toplamda 250 adet miras puanı ekleniyor gördüğünüz üzere. Onun haricinde Manpower yazdığınızda ülkenize 7500 Manpower ekleniyor. Bakın 63700'e kadar yükseldi. Nuke yazdığınızda, benim en sevdiğim hilelerden bir tanesi Nuke yazdığınızda ülkenize 1 adet nükleer bomba ekleniyor. Kill Ruler Kill Ruler yazdığınızda devletinizin lideri ölüyor. Şimdi bunu Türkiye'de yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Sadece oyundaki bir hile kodunu göstermek için yapıyorum. Sadece oyundaki bir hile kodunu gösteriyorum. Kill Ruler yaptığınızda gördüğünüz üzere medeniyetinizin lideri maalesef vefat ediyor. Gördüğünüz üzere. Bunu kullanmayın. Kötü bir hile bu, tamam mı? Her neyse, Advantage yazdığınızda ülkenize 1 adet avantaj puanı ekleniyor. Gördüğünüz üzere Türkiye'ye 1 adet avantaj puanı eklendi. Onun haricinde efendim diplomasi yazdığınızda ülkenize 100 adet diplomasi puanı ekleniyor gördüğünüz üzere. Onun haricinde de Age of History 2'den kalan bazı eski kodları da kullanabiliyorsunuz dostlar. Örneğin FPS yazdığınızda hemen sol üstte dikkat edin. Bakın sol üstte bir FPS bar belirdi. Artık oradan FPS'i görebiliyorsunuz ki bu Age of History 2'de de vardı mesela. Yani az önce de söylediğim gibi Age of History 2'de de bulunan bazı hileler Age of History 3'te de kullanılabiliyor. Dolayısıyla birazcık karman çorman olmuş ama az önce bahsettiğim bütün hile kodları Age of History 3 ile beraber yeni eklenen hile kodlarıydı. Buraya da yine dikkatinizi çekerim dostlar. Bu videoyu da yavaştan burada bitirelim. Zaten diğer hile kodlarını da sizler denersiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu anda Türkiye'de henüz bu hile kodlarının tamamını gösteren bir video, bir açıklama vesaire yoktu. Yurt dışında vardı ama Türkiye'de henüz yoktu. Ben de bunu Türkiye adına çekmek istedim. Umarım eğlendiğiniz güzel bir video olmuştur dostlar. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.